Hocam mikrofonunuz kapalı sanırım. Teşekkürler Semih. Şimdi bir önceki sorumuz hatırlarsanız bu soruydu. Ve orada direkt işte y eksenine göre integral, pardon, eylemsizlik momenti alıyorsak ona paralel bir eleman alıp integralini alıp eylemsizlik momentini bulabiliyorduk. Şimdi ise yeni gördüğümüz paralel eksen teoremini kullanarak, yani eksene dik bir tane eleman alarak çözümü nasıl yapacağız ona bakacağız. İşte paralel eksen teoremiyle belirleyiniz demiş o yüzden. Ix ve Iy değerlerini. Şimdi önce Ix değerini bulalım paralel eksen teoremiyle. Yani Ix'i bulalım. Bakın teoremin ismi sizi yanıltmasın. Paralel eksen teoreminde o eylemsizlik momentini alacağımız eksene dik eleman alıyoruz. Hani ismi paralel eksen olsa da dik eleman alıyoruz. Teoremi ile bulalım. Şöyle. Yani birinci adımımız şimdi. Yine birinci adımımız aynı aslında. Bu sefer ama x'e dik eleman alacağız. Dik integral eleman. Şimdi x'e dik alacağımız için aslında burada çizimini yaparsak şöyle eleman alacağız bu sefer. Şöyle eleman alacağız. Hatta buraya da çizeyim ben. İşte bu eleman için bizim küçük kenarımız x yönünde olduğu için dx. Uzun kenarımızsa burada bakarsak yine sıfırdan ikinci nokta değişen y'ye sahip. O yüzden sıfırdan y'ye, y eksi sıfırdan y'ye geliyor aslında. O yüzden şu mesafede y bilirsiniz. İşte şimdi biz demiştik ki hatırlarsanız bu paralel eksen teoremini kullanırken dik integral eleman alıyorsak formülasyonumuz da Ix'te şunu yapmamız gerekiyor. İntegral dIx. Şu a önemli değil aslında. İntegralin alan tarafı olduğunu söylüyor. dIx. Bunu belirlememiz lazım şunu. Bunu belirlemeliyiz. Peki bu nedir? Bu dIx dediğimiz bizim arkadaşlar bu elemanın direkt şu alt noktasından geçen eksene göre şey, eylemsizlik momenti. Yani şöyle yazabiliriz. Şuraya yazalım. dIx'imiz. Elemanın alt tabanından geçen x eksenine göre eylemsizlik momenti. Şimdi bu dIx'i bulmamız için şöyle bir şey yapmamız lazım. Biraz uzun bir süreç var burada. İkinci adım diye yapayım onu ben. dIx'i bulmak için İşte bu bir dikdörtgen prizma bakın. Aslında bunu bir kere bulduktan sonra işimiz kolay olacak. Çünkü bir kere dIx'i bilirsek biz çizdiğimiz eleman için devamında hep kullanabiliriz. Ben o yüzden burada bir kere detaylı göstereceğim. Ama siz bunu kullanırken hazır formülasyonu kullanabileceksiniz. dIx'i bulmak için elimizdeki integral eleman dikdörtgen eleman olduğunda bir dikdörtgen elemanın dikdörtgenin alt tabanından geçen eksenine göre Ix'ini belirlemeliyiz. Bunu belirlemek içinse önce dikdörtgenin hani paralel eksen teoreminde demin göstermiştik ya önce kendi merkezinden geçen bir Ix bilmemiz lazım. Sonra o kendi merkezinden tabanlı olan mesafeyle bir ifadeyi topluyorduk. Önce bir dikdörtgenin merkezinden geçen
Merkezine de hatırlarsanız x üssü ifadeleri vermiştik. Merkezinden geçen x üssü eksenine göre x üssünü bulacağız. X üssü bulalım. Bunun için ben bir dikdörtgen çizeceğim şuraya. İşte elimde şöyle siyahla çizeyim önce. Şöyle bir dikdörtgenim olsun. Biraz büyük çizeyim ki bu benim aslında şuradaki dikdörtgen elemanım diye düşünün. Biraz geniş çizdim ki hani mesafeleri falan rahat görebilim diye. Şimdi bunun, pardon. Hatta biraz daha büyüteyim ben bunu. Şöyle. Şimdi bunun tam orta noktası C noktası diyebiliyorum ben. Ağırlık merkezi. C noktası olsun. Ağırlık merkezi bura. Buradan geçen bir eksenim var benim. Hani konuyu anlatırken söylemiştik. X üssü ve Y üssü ekseni. Y üssü. Ve benim bir de işte bu DIX'i bulmak istediğim alt tabanından geçen eksenim var. Ona da X eksenim diyelim, normal. X eksenim. Hatta bunun işte sol tarafından geçen bir de Y eksenim var zaten buna bağlı olarak. Şöyle. Bu ana eksenim. İşte bunun şu kenar uzunluğuna B kenar uzunluğu diyelim. Yüksekliğine de H yüksekliği diyelim dikdörtgen için. C'ye olan mesafesi işte şurada. Şu mesafe benim D mesafesi olsun. Ve bu D mesafesi bizim H yüksekliğine bağlı olarak yarısıdır değil mi? Dikdörtgen için zaten yarısındadır ağırlık merkezi. O yüzden bu H bölü 2. Dolayısıyla şurası da H bölü 2. Bunları bir tanımlayalım. Benzer şekilde C'den X eksenine olan mesafe de aslında bizim şuraya göstereyim. Şöyle. Bu da B bölü 2. Çünkü aşağıda B tanımladım. Yarısı ağırlık merkezine gelecek. Şimdi ben burada şu X eksenine göre integral almak istiyorum. O yüzden buna paralel bir eleman alacağım. Şöyle. Paralel bir eleman aldım diyelim. Bunun işte şurası DY mesafesi. Uzunluğu ise bakarsanız B uzunluğu. Direkt. Şurası da B uzunluğu diyebiliriz. Ve bunun DA'sını bulacağız. DA'sı üssü olarak bulacağız yalnız. Önce şu eksene göre alacağız. IX üssünü bulacağız. O yüzden DA üssü lazım bana. Bu da yine bakarsanız B ve DY olarak aslında şu elemanın alanı. B ve D'yi. Şu şekilde tanımlayalım. Sonra bizim IX üssümüz. Hatta bu X üssü konuda üzerinde çizgi vardı. Ben o yüzden üzerine çizgi de koyacağım. Merkeze göre olduğunu göstermek için. X üssü çizgimiz integral y kare da ile alacağım yine ben. Ama da'daki üst şey da bu sefer üssü olarak tanımlanıyor. Eşittir. İntegral. Bakın burada şurası merkez diye düşünüyorum. C noktası sıfır. İntegralimi ben hatta onu sonra göstereyim. Önce y kareyi bir yazalım. Y kare da üssü yerine bd'ye yazacağım. Bd'ye. Ve alanıma bakarsam bu integrali dy'nin yani y'nin cinsinden yazmam lazım. Y işte şuradan yukarıya kadar. Ama şu x eksenine göre yazacağım bakın. O önemli. Çünkü da üssü ya. Aslında y üstünden ilerliyorum aslında. Hani şurada şunu y üssü diyebiliriz. O yüzden burada bakın y'miz şurası sıfırı. Şurası eksi h bölü ikisi y üssü. O yüzden şu eksi h bölü 2'den h bölü 2'ye gidecek. Eğer biz burada şu x eksenine göre alsaydık integrali, daha doğrusu şu ana y eksenine göre alsaydık sıfırdan h'a diyecektik. Ama biz şu ağırlık merkezinden geçen eksenlere göre alıyoruz ya. O yüzden bu noktayı sıfır kabul edip eksi h bölü 2'den h bölü 2'ye alıyoruz. Burası önemli. Şu b sabit. Çünkü yatay kenar sabit hep değişmiyor. Y ise değişken. Hatta bu y'miz de bizim şu y mesafesi aslında. Ona da y üstü diyelim. Şurası aslında.
O yüzden y üstü kare olacak. Şöyle. Buradan işte bu integrali alırsam ben b'yi dışarı alayım. İntegralin içinde şu dy sadece y karenin integrali. Dolayısıyla y üssünün kübü bölü 3 gelecek. Eksi h bölü 2'den h bölü 2. Buradan da işte yazarsam bunları b pardon 1 bölü 3 b h küp bölü 8. Şu h bölü 2'yi yazdım önce. H küp bölü 8. Bir de eksi alt tabanı yazıyorum değil mi? İntegral alırken. Bir de eksi h küp bölü 8. Şöyle çıkıyor sonuç. Buradan da ix'imiz. Bakarsanız şuradan işte artı h var. 8, 8, 2h küp bölü 8 oldu. Yani 1 bölü 4. Aslında 1 bölü 12 geldi. Dolayısıyla 1 bölü 12 b var. Bir de h küp var. Bu formülü belki fizik derslerinden biliyorsunuzdur. 1 bölü 12 b h küp. Bilmiyorsanız bile şunu söyleyebiliriz. Yani bir dikdörtgenin kendi merkezine göre kendi merkezinden geçen x eksenine göre eylemsizlik momenti her zaman 1 bölü 12 b h küptür. B dediğimiz eylemsizlik momentini aldığımız eksene paralel kenar. H dediğimiz ise ona dik kenar. Bu aklınızda bulunsun. Ve burası çok önemli. Bunu diğer derslerinizde de kullanacaksınız çünkü. Ve bu ifadeyi kullanarak şimdi paralel eksen teoremini kullanabiliriz. Artık işte şu işlemleri sizin tekrar yapmanıza gerek yok. Artık bunu biliyorsunuz. Dikdörtgen için 1 bölü 12 b h küp kendi merkezinden geçen eksene göre eylemsizlik momenti. Şimdi işte x eksenine göre yani ana x eksenine göre şu tabandan geçen x eksenine göre ix'i paralel eksen teoremiyle bulalım. Aslında burada işte şimdi yapacağımız şey şu formülü yani bir önceki sayfada gösterdiğim şurada şu formülü kullanmak. Bizim IY'miz. IY üssü kendi merkezinden geçen eylemsizlik momenti artı A DX kare bakın. Y için. X için kullanacağız biz önce. X için de IX üssü bunu bulduk. Bir de A DY kare yazacağım yanına ve sonuç çıkacak. Yani burada ix'imiz bizim. O formülü yazmam lazım. Ix üssü artı a d kare. Şu şekilde yazacağım. Burada ix üssünü artık ben biliyorum bakın. Hani soru bana mesela şunu biliyorsunuz siz de artık. Direkt böyle bir soru gördüğünüzde ve paralel eksen teoremi kullanacaksanız direkt aslında şuradan başlayabilirsiniz. Şu formülü yazacaksınız. Burada ix üssünü 1 bölü 12 bh küp yazacaksınız direkt. Yani fix. Bunu tekrar bulmanıza gerek kalmayacak. Yani soru aslında şimdi başlıyor. Ben önce bir ön bilgi vermiş oldum size. 1 bölü 12 b h küp artı alan dediğimiz bizim bu dikdörtgen prizmasının alanı A yani. O da BH. B çarpı H. Bir de D kare var. D kare dediğimiz de bizim bunun şu D neydi bakalım bir geri gidelim. Siz de daha iyi görün. X'e göre D bakın Y, DY yani Y uzunluğu. Yani şu eksene dik uzunluk. Moment alıyoruz ya, eksene dik uzunluk olacak o yüzden. Yani burada yanlış mı yazdım? BH olacak şu. BH çarpı D dediğim aslında Y diyelim şuna. DY kare. Bu da işte şu bizim eksenimizin ağırlık merkezine olan dik uzunluk. Hatta burada o yüzden buna dy diyebiliriz. Dolayısıyla h bölü 2'nin karesi olacak dy'de. Şöyle göstereyim. Buradan bu işlemi yaparsam sonuç olarak bana 1 bölü 3 bh küp gelmiş.
Yani bu ne demek 1 bölü 3 BH küp? Bizim şu DIX'i bulacağız ya, işte buradaki IX yani bizim şu dikdörtgen elemanın alt tabanından geçen X eksenine göre şey eylemsizlik momenti. Onu bulduk şu anda biz. O zaman bizim integral elemanımız için o halde integral elemanımız için B'miz, bakarsak integral elemanımıza, B dediğimiz aslında DX, bakın. H dediğimiz de Y'miz. O yüzden B dediğimiz DX, H dediğimiz Y. Yani şu formülü bir baştan çıkarırsak BH küp şeklinde, daha sonra onları integral elemana uyarlayabiliriz. Bu şekilde uyarlarsak DIX'i yazmak istediğimde benim, o da şu ifadeden 1 bölü 3 Y küp B yer, şu H yerine Y yazdım. Y küp de B yerine DX yazacağım. DX oldu. Bakın. İşte şimdi ben şunu kullanabilirim. DIX'i buldum çünkü. Yani üçüncü adım. IX'imiz integral DIX eşittir integral 1 bölü 3 y küp dx. Yani y dediğimizde soru vermiş mi bakalım. Y dediğimiz soru 2x 4 vermiş bakın. O yüzden burada y'miz şu 2x 4. Yani y eşittir 2x 4 diyebiliriz sorudan. Onu da yerine yazarsam integral ve x'e göre integral alacağım. X'e göre sınırlar 0'la 1. 1 bölü 3. 2 x 4'ün kübü çarpı dx. İşte buradan integrali aldığımda x üzeri 12 var. Bir de 2 üzeri 3'ten 8. Yani 8 bölü 3 önce. Ve x üzeri 12'den de x üzeri 13 bölü 13. 0 ile 1 arasında. Ve x'imiz bizim buradan 0,205 metre 4 geliyor. Bunu bakın biraz uzun sürdü süreç ama aslında sadece şurasıydı işlemimiz. Çok uzun değil normalde. Çünkü yapmamız gereken bizim şu integral dikdörtgen dik elemanın DIX'ini bulmak. Bunu da hazır bildiğimiz formülasyonla buluyoruz. Bu hazır bildiğimiz formülasyonu da biz her zaman şeyi biliyor olacağız. Bir dikdörtgen cismin merkezinden geçen x eksenine göre eylemsizlik momenti 1 bölü 12 BH küptür. Her zaman fikstir bu. Bunu şimdi bakıyoruz burada elemanın alt tabanından geçen eksene göre bulmam lazım. O yüzden alt tabanından geçen eksene göre nasıl uyarlarım? Paralel eksen teoremini kullanırım. Orada işte şu 1 bölü 12 BH küp. AD'ye karede alanımız B çarpı H. DY de bu x ekseniyle merkezden geçen x ekseni arasındaki mesafe. H bölü 2. Onu yazdım. Buradan bunu toplayarak paralel eksen teoremi kullanmış oldum. 1 bölü 3 BH küp. Bu BH'ı da ben şimdi şu integral elemanın kenarlarına uyarlayacağım. Yani B yerine DX yazıyorum. H yerine de Y küp yazıyorum. Oradan şu geldi. Sonra direkt integralin içine koyup aldım da integrali. Sonuca ulaşıyorum. Şurası yani sadece soru aslında. Ve bu sonucu IX'i 0,205 bulduk. İşte bunu yaptığımız şuradaki IX'i karşılaştırırsak burada da 205 bulduk. Gördüğünüz gibi aynı sonucu elde etmemiz gerekiyor zaten. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii tabii. Hocam diğer yöntem varken bunu kullanmak zorunda olacağımız sadece sorular olacak mı? Kullanmak zorunda olacağın soru olacağını sanmıyorum. Ama paralel eksen teoremi önemli olan burada. Hani içerisinde şu paralel eksen teoremini kullandık ya. Bunu kullanmak zorunda olacağın sorular olacak. Şurasını. Yani sen şeyi bileceksin. Bir cismin merkezine göre olan eylemsizlik momentini bileceksin. Sana soru şunu soracak. Bu cismin başka bir eksene göre eylemsizlik momenti nedir? O zaman mecburen paralel eksen teoremini kullanarak işte onu bulmak zorunda kalacaksın. Onunla ilgili soruları da çözeceğiz. Ama şu DIX'i bularak hani kullanmak zorunda kalmayabilirsin. Yani iki şeyi de iyi bilin ki hangi hani soruyu gördüğünüzde kolaydan başlarsınız. Kolayla çözebiliyorsanız onunla ilerlersiniz zaten. Çözemiyorsanız mecburen bu tarafa geçmek gerekebilir.
Bununla ilgili bol soru çözün arkadaşlar. Çünkü bu konular önemli. Özellikle integral alma falan olduğu için kafa çok karışabiliyor. Yani kitabınızda da bir sürü soru var. Örnekler var. Onları da çözün. Ben de çalışma soruları koyacağım zaten. Başka sorusu olan var mı burada? Bir de şu 1 bölü 3 olayı bakın. Şurada anlatmıştım. Ta konunun en başında. Daha sonra değineceğim demiştim. Biraz geri gidebilirsek. Şurada. Bakın paralel eksen teoremiyle çözdüğümüzde 1 bölü 3 yeküp dx kullanıyoruz. Çünkü şuradaki yeküp dx aslında 1 bölü 3 ile beraber bizim şu integral dikdörtgen eleman olduğu için o 1 bölü 3 bh küpten geliyor. O bulduğumuz formülden. Şimdi burayı biraz daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şurada onun nasıl bulunduğunu göstermiş olduk. Şurada bakın. 1 bölü 3 bh küp. 1 bölü 3 y küp dx geliyor yani. Tamam. Burada bu konuyu da tamamlayalım. Diğer konuya geçelim sonra.